Yanı kuyudaki denklemlerini iki dengen burçak formülleri yordamıyla geçeceğimiz. 5. misal. Rabbim misal. Yerde biz kuyudaki formüladan faydalanmamız. A derecesi 4 plus B derecesi 4 den A kvadrat koşu B kvadratının kvadratı minus 2 A kvadrat B kvadrat. Eğer kısa köpaydırış formülası gibi göre mənim yerde kaosunu açıp çıkıp sadırlaştırsak A derecesi 4 plus B derecesi 4 kaladı. Bir de A'nın oranında bu denklemde sinüs x durdu, B'nin oranında kosinüs x durdu. Yani çaptamanını biz kuyudaki şey yazışımız mümkün, bana formuladan faydalanan. 5. misal. Sinüs kvadrat x koşu kosinüs kvadrat x'nin kvadratı minus 2 köpaytırı. Sinüs kvadrat x köpaytırı kosinüs kvadrat x. Bu denklemin özünü yazalımız. 2 taksım 3. Sinüs kvadrat koşu kosinüs kvadrat bir geteyim. Birinin kvadratı yana bir buladı. Yani bir. Yani bana bu kaosun içine biz kuyuda geçiyor yazalımız. Bir taksım iki. Köpaytırı iki. Sinüs x köpaytırı kosinüs x. Nin kvadratı. Yani iki taksım üç. Çünkü ikinin kvadratı tört buladı. Törtünü ikiye bölsek iki kvadratı. Sinüsün kvadratı, bana sinüs kvadratı var, kosinüsün kvadratı, kosinüs kvadratı. Diye bana ifade bu ifadeye denk eken. Yani kaosun içine, kaosun içi sinüs 2x geteyim. Demek 1 minus, 1 ne hak edilir, onu tamamen yok ki zamanız. Minus 1 taksım 2. Sinüs 2x, yani bana bir ifade sinüs 2x geteyim, kvadratı. Yani kvadratını bana bir yazalımız. Teng. 1 ile 10 tamamen 2 istek, minus 1 taksım 3 kaladı. Yani de minus, bir, minus 2'ye köp aytır var edik deyin de bana. Sinüs kvadrat 2x, yani 2 taksım 3. Yani ildiz çıkaramız. Bir de 2 de deyin de hasıl kılamız. Birinci deyin de sinüs 2x deyin. İldiz aslında 2 taksım 3. İkinci deyin de sinüs 2x deyin. Minus ildiz aslında 2 taksım 3. Kuyudaki denklemlerini hasıl kılalımız. Bunlar birden küçük. Ve minus birden katta. Bu ham minus bir bilan bir arası da yatadı. Şunun için her iki denkleme ildizge ege. Ve onun ildizi 2x deyin. Minus bir derecesi n. Arc sinüs ildiz aslında 2 taksım 3. Hoşu. N, P. Yani 2'ye buramız. X den. Minus 1 derecesi N. Köpaytırı 1 taksım 2. Arc sinus. İldizası da 2 taksım 3. Koşu N, P taksım 2. Yani tek işliği. Bütün sayılar toplamımız yetki. Şimdi kalıp ana bu telemanı geçtik. Onun ildizleri. Bana bu formüle verilirken. Yani bu düşüyor ben bana bunu tapamız. Bir daha 2x deyin. Minus 1 derecesi n. Arc sinus. Minus ildiz aslında da 2 taksın 3. Koşu n pi. Bir de minusunu aldın geç karşı mümkün. Arc sinusunu aldın gel. Bana minus 1 derecesi n bilen. Minus 1 derecesi n plus 1 buladı. Ve 2'ye bulurumuz. X deyin. Minus 1 derecesi n plus 1. Köpaytırı 1 taksım 2. Arc sinus. İldizası da 2 taksım 3. Koşu n pi taksım 2. Ama bir daha n tekişli. Bütün sayılar toplamıya. Şunu da yakalıp. Verilgen denklemenin birinci, beşinci denklemenin ildizleri bana bir iki de formülden verilirken. Şimdi bu tekim mısır ki ötemiz. Bir yerde biz köpaytırıcılarla ajratamız. Ana mesela bir yerde A derecesi 4, minus B derecesi 4. Görünüşte ifade turibdi. Bunu A kvadratının kvadratı, minus B kvadratının kvadratı deyip alıp, onu
A kvadrat minus b kvadrat. A kvadrat plus b kvadrat. Köpaytuvchilarga ajratamiz. Buni a kvadrat minus b kvadratni ham köpaytuvchilarga ajratish mumkin. Lekin bizga mana shu ko'rinishda kerak bo'ladi hozir. Bu yerda a ning o'rnida kosinus, b ning o'rnida sinus kelyapti. Shunday qilib chap tomonni mana bu formuladan foydalanib quyidagicha yozamiz. Kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x, ya'ni a kvadrat minus b kvadratni yozdik. Endi ikkinchi qismi kosinus kvadrat x plus sinus kvadrat x deb yozamiz. O'ng tomoni sinus 4x. Hozircha sinus 4x deb yozib qo'yaylik. Kosinus kvadrat plus sinus kvadrat 1 ga teng. Kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x bu kosinus 2x ga teng. Endi sinus 4x ni 2 sinus 2x kosinus 2x deb yozib buni chap tomonga o'tkazamiz. Bu holda minus 2 sinus 2x kosinus 2x teng 0 teng hosil bo'ladi. Har ikkalasida kosinus 2x bor. Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqaramiz. Bu yerda qavs ichida 1 minus 2 sinus 2x qoladi. Teng 0. O'z navbatida bu tenglama ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchi tenglama kosinus 2x teng 0. İkinci tenglama 1 minus 2 sinus 2x teng 0. Va birinchi tenglamani yechimi 2x teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi 2 ga bo'lsak x teng pi taqsim 4 qo'shuv k pi taqsim 2 ni hosil qilamiz. Bunda k bütün sonlar to'plami z ga tegishli. Endi ikkinchi tenglamani yechamiz. Mana buni 1 ni o'ng tomonga o'tkazib minus 2 ga bo'laramiz. Natijada biz sinus 2x teng 1 taqsim 2 tenglamani hosil qilamiz. Uni ildizini topish uchun 2x teng minus 1 darajasi n arc sinus 1 taqsim 2 qo'shuv n pi. 2 ga bo'laramiz. Arc sinus 1 taqsim 2 pi taqsim 6 ga teng. 2 ga bo'lsak minus 1 darajasi n pi taqsim 6 pi taqsim 12 bo'ladi. Plus n pi. N tegishli z. Shunday qilib ikkinchi tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan berilar ekan. Shunday qilib 6-chi tenglamaning ildizlarini topdik. Ular mana bu va mana bu formulalar bilan berilar ekan.